Sevgili canlar merhaba. Dün akşam taburcu oldum. Bugün evimdeyim Allah şükürler olsun. Dinleniyorum. Şöyle bir şey oldu. Sonucum yine pozitif. İkinci testimin sonucu da yine pozitif. Ama yoğun hastalar geldiği için benim de ölüm riskimi atlattığım için evde izole olmayı kabul ettim ve eve gönderildim. Evimdeyim, odamdayım. Oğlumu kayınvalideme bıraktım. Sağ olsun o da aldı. Şu an orada. Eşim benimle birlikte. İhtiyaçlarımı karşılıyoruz. İşte benimle birlikte yemek yapıyor. Yemek yapıyorum, yardımcı oluyor. Tabii ki çok onunla birlikte bulunmamam gerekiyor aynı ortamda. Üç kat maske takıyorum. Ellerimi sürekli yıkıyorum. Bugün daha iyiyim. Yani gitgide daha iyileşiyorum. Tabii ki pozitif olmam beni çok moralimi bozdu. Üzüldüm. Ben yine ikincide de negatif bekliyordum. Ama yine pozitifim maalesef. Ama iyiyim. Sabah çok öksürüğüm oluyor. Ayrıyetten bir kusmam da başladı ama inanıyorum geçecek bunlar. Yani ben atlattığımı düşünüyorum kendimce. Gerçi doktorlar da aynı şekilde söylüyor. Yani iyi olacağım inşallah, herkes iyi olsun lütfen. Herkes yani evlerinde kalsın ve iyi olsun ve bol bol dua etsin. Oradaki yaşam mücadelesi veren insanlar için lütfen dua etsin, bol bol yani dua edelim. Çok zor bir durum gerçekten. Yani o ciğerlerini sanki içinden sökülüyor. Bir şey senin yani araba üstünden geçiyormuş gibi her yerin ağrıyor. O kadar anlatılmayacak, yaşanacak bir şey ama kimse yaşamasın. Allah'ın aşkına kimseye yaşamasın bu olayı. Onun için çok dikkat edelim. Mümkün olmadıkça dışarı çok çıkmayalım. Yani tamam eldiven koruyor diyorlar. Ben evde hiç eldiven kullanmıyorum. Sürekli ellerimi yıkıyorum. Dezenfekte ediyorum ellerimi. Kolonya kullanıyorum. Çünkü yani o nasıl diyeyim size, eldivenler yapışkan bir şey. Eldivenle gezdiğinde her yere dokunuyorsun ve o yapışıyor. O yani sonuçta elini yüzünü götürüyorsun. Ben maskeyi tutarken götürüyorum yani. Onun için yapıştığı için takmıyorum asla. Çok sorular gelmiş. Herkese çok teşekkür ederim. Sizlerin duasıyla ben iyi oldum. Herkes de öyle iyi olacaktır. Allah'ım inşallah İlerleyen zamanlarda da çocuğuma kavuşturur beni. Şu an gülüyorum, ağlamıyorum artık. Çünkü mutluyum, evimdeyim. Tabii korkuyorum, korkularım var. Yani bir anda bir şey olur mu acaba diye düşünüyorum. Çünkü bu hastalıkla ilgili kimse net bir şey bilmiyor. Asla bilmiyorlar ve herkes, doktorlar da bizim gibi şokta. Doktorlar da bizim gibi aynı şekilde bizle birlikte öğrendi bu hastalığı. Onlar çare bulmaya çalışıyor bu hastalığa. Allah onlardan razı olsun. Gerçekten çok teşekkür ederiz onlara. Şöyle oldu. Ben anlatayım size benim sürecimi. Aslında yine bir hata var benim sürecimde. Aslında erken teşhis olsaydı ben böyle hastanede yatmayacaktım. Belki de. Bilemiyorum. Ben ayın 10'unda yurt dışından geldim. Ve uçakta da kaptığımı düşünebiliyorum. Yani olmuş olabilir ama geldikten sonra zaten 11-12'sinde patladı Türkiye'de bu olay. Koronanın olayı. Ben geldim. Geldim ertesi günü bir arkadaş çevremle görüştüm. Annemle görüştüm. Eşimle, yani annemle sarıldım, koklaştık, ettik. Allah'a şükür annemde hiçbir şey yok. Arkadaşlarımda Allah'a şükür hiçbir şey yok. Ben düşünüyorum ki yurt dışında kapmadım. Ben geldikten 2 gün sonra, yani isim vereyim bilmiyorum, Maltepe Devlet Hastanesi'ne gittim. Dedim ki onlara, yurt dışından geldim, benim bir oğlum var dedim. Ya küçük dedim, belki dedim kapmış olabilirim. Hiçbir belirtim yok dedim benim ama kapmış olabilirim, ne olur ne olmaz dedim. Bana bir test ya da bir kan testi ya da tomografi, ondan sonra x-ray falan çekebilir misiniz dedim. Bana senin hiçbir şeyin yok dedi. Ve bana antibiyotik yazıp yolladı. Ben o antibiyotikleri kullanmaya başladım. 4 gün. Allah'ım yardım etsin herkese. Herkese yardım etsin. Çok üzülüyorum. Çok üzünç bir şey bu. Devam ediyorum. Yani şöyle. Nasıl anlatayım? Allah'ım yardım et. Sen bize yardım et.
Git ilaçları aldıktan sonra çok kötüleştim. Böyle kalbim sıkıştı, nefes almamaya başladım. Kötü oldum. Sonra 2 gün geçti aradan. Kol ellerimde şöyle bir şekilde, yani şu an geçti ama ellerimde yaralar çıktı. Benek benek nasıl kanıyor o ellerim? Sonra yine gittim aynı hastaneye. Dedim bende bir şey var, tuhaf bir şey vardır. Yani ellerimde kanamalar oluyor, yaralar çıkıyor. Ciğerle ilgili olduğunu anladım. Çünkü ben hamileliğimde de benim ellerimde yaralar çıkmıştı ve ciğerle ilgiliydi. O karaciğerle ilgiliydi. Dedim acaba yine mi aynı şey? Bir test yapın. Yine bana test yapmadan, kan testi bile yapmadan bana alerji ilacı, başka bir ilaç verip gönderdiler. Sonra ben özel bir hastane, ondan 2 gün daha geçti. Hiç aklıma gelmedi. Yani Maltepe Devlet bana bir şey yapmıyorsa dedim. Kartal Araştırma da bana bir şey yapmaz diye düşündüm. Hiç aklımın ucundan geçmedi yani hiçbir şekilde oraya gitmek. Özel bir hastaneye gittim. Orada cildiyeciye gittim. Cildiyecide iğne vuruldum. Ondan sonra ben dedim ki bak dedi, testler gelmiş. Sen bir git Kartal Araştırma'ya bir test ol. Ben gittim Kartal Araştırma'ya. Gittiğimde test oldum. Tomografiye girdim. Bugün sonucuma baktım. Sonucumda 38,5 dereceyle gitmişim ben oraya. Hiçbir bilgim yoktu. Ben ateşimin o kadar yüksek olduğunu bile bilmiyordum. Tomografimde ciğerlerimde bir şey olduğunu gördükleri, yani bir şey olduğunu söylediler. Ben öyle zannediyordum. Atlatacağım negatif diye. Zaten o süreci ilk başta anlatmıştım size. Öyle yatış verdiler bana. Tabii kimseyi suçlayamıyorsun. Kimse bu hastalığı bilmiyordu. Keşke erken teşhis konsaydı da böyle başkasının, yani yoğun bir hastanın yerini almasaydım. Belki ben değil de o kişi de yaşardı. Belki onun yerini kapmışımdır. Bilemiyoruz. Ama Allah'a şükürler olsun çok iyiyim. Öyle arkadaşlar. Yani iyi olmaya da devam edeceğim. Sizler de iyi olmaya devam edin. Hepimiz iyi olalım. Allah hepimizi korusun. Bütün dünyayı korusun. Çok büyük bir savaş veriyoruz. Ben bunu 3. Dünya Savaşı olarak görüyorum. Maalesef. Ve bizler de gazi olarak bu savaşı yenelim. Lütfen. Hepinizi çok öpüyorum. Tekrardan uzaktan öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Dikkat edin. Lütfen evde kalın. Şu süreçte lütfen evde kalın. Hepinize öpüyorum.